oldu? Niye geldin? Geç kalma demiştin ya. Ben onu öylesine ya abim yanında diye. Farkındayım, merak etme. Ben de o yanında diye öyle konuştum zaten. Bir şey mi diyecektim? Teşekkür ederim. Bugün yüce gönüllülük etmişsin. Telif hakkı istememişsin Engin'den. Açıkçası güzel bir hareket. Şaşırttın beni. Beklemiyor muydun benden? O satılık değil demişsin ya. Yaptığın şeyi anlam yüklemen çok hoş. Ama sen merak etme. Ben senin adına o parayı iyi değerlendirme yapacağım. Yok, gerek yok böyle bir şeye bence. Olmaz. İkimizin de o paraya ihtiyacı yok, biliyorsun. O yüzden senin adına çocuk esirgeme kurumunda bağışta bulunacağım. Sen Engin'le konuşmadın herhalde. Şarjım bitti. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Telif hakkını istedim Engin'den. Öyle mi? Telefon kapanınca arayamadı demek. Ende ol hakkın. Engin'e ben teklif ettim zaten. Bir şey soracağım. Neden fikrin değişti? Öyle gerekti. Demek öyle gerekti. Muhasebeye bildiriyorum. Yarın hesabında olur. Bir şey soracağım. Kusura bakma. İster cevap ver, ister cevap verme. Özgürsün bu konuda. Ama satmayacağım başka bir şey var mı bu hayatta? Var. Ama bunu sana söyleyemem. Ben olduğunu hiç sanmıyorum. İnşallah vardır. Hoş geldin Cihan abi. Aysu, kim gelmiş kızım? Cihan abi geldi, yukarı çıktı. Hemen sen yeni yaptığın kekten bir tabağa koy, götür ona, hem bir teşekkür etmiş olursun. Tamam. Hayırdır inşallah? Bu kadar erken gelmezdi Cihan. Erken gelmesi iyi oldu bence. Bu musibet geldiğinden beri oğlumu tanıyamaz oldum. Huyu suyu değişti. Ama sen merak etme. Bütün marifetlerini öğrenince Cihan
terliğini bile alamayacak eşikten. Senin adına bağış yapacağım diyorum. Yüce gönüllük etmişsin diyorum kıza. Tüccar olan benim güya. Cihan abi. Gel Aysu gel. Kek yaptım da bugün. Sana da getireyim dedim. Hem tadına bak hem de teşekkür etmek istedim. Bu son olaylarda bayağı bir dert açtık başına. Ama annem de ben de minnettarız sana. Kapandı o mesele. Konuşmaya değmez. İlla bana teşekkür etmek istiyorsan karneni teşekkür et. Tamam mı? Arada bir de kek getirirsin, anlaşırız. Senin için önemsiz olabilir ama bizim için öyle değil. Arkamızda durdun, bize güvendin. En önemlisi de bizi ailenden biri gibi gördün. O kadar iyi birisin ki Allah da sana senin gibi bir eş nasip etmiş. Ruh eşi diyorlar ya hani, tam da birbirinize göre. Hançer ablayla sen. Aysu, sen çok iyi niyetli bir kızsın. Ama benden sana abi tavsiyesi. Kulağına küpe olsun. Hayatta hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Sen sen ol, kimseyi tanımadan güvenme. Canını sıkarlar yoksa. Zorla acımasız birine dönüştürürler seni. Cihan Bey aç değilmiş. Odasına da yemek istemedi. Size servis yapayım mı Kadir Hanım? Tabii o sonra yer belki. Sen bizim çorbalarımızı koyma hadi. Akşamdan beri hiç çıkmadı. Ya hasta falan mı acaba? Bir gidip baksanız mı? Duymadın mı? İştahı yokmuş. Hasta olsa hastayım der değil mi? Hay Allah. Kim ki yemek vakti? Aa Nusret hoş geldin. Aa babacığım buyurmaz mısın? Hoş geldin demediniz bari bir servis açın. Şimdi soracaktım ben de. Oturmayacağım. Cihan'la görüşmeye geldim ben. Yok mu daha? Gelmedim eve. Geldi geldi. Biraz yorgunmuş dinlenmek için odasına gitti. Ben çıkayım o zaman yanına. Özel bir şey zaten işle ilgili. Sizin başınızı ağrıtmayalım. Tabii madem öyle. Siz konuşun dayı yeğen hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.